Ben bir kafe devralmıştım. O kafeyi ev yemeklerine çevirdim. Sonrasında bu şu anki mevcutta bulunduğumuz yere taşındık. Çok şükür insanlar da talep ediyorlar ev yemeklerini. Biz çünkü lokanta değiliz, her zaman söylüyorum, ev yemeği olduğumuz için. Talepler güzel, beğeniler güzel. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet, çok şükür karşıladı. İnşallah daha da farklı şubelerimiz de olur ki o düşüncedeyiz. Bizim her gün et yemeğimiz oluyor, köfte yemeğimiz oluyor. 3 ya da 4 çeşit sebze yemeğimiz çıkıyor. 2 tane çorbamız oluyor. Bu şekilde bunların haricinde meze çeşitlerimiz var, salata çeşitlerimiz var, sarmamız var sürekli, kısır, mercimek köftesi, bunlar sürekli olan şeyler. Bunların yanı sıra da soslu tavuklarımız var, soslu makarna çeşitlerimiz var. Yöreselde de dilim mantımız var, cimciğimiz var Kütahya'nın meşhur. Onları da yapıyoruz, kıymalı mantımız var. Tatlı çeşitlerimiz var ve tatlı özellikle biz kendimiz yapıyoruz, hazır tatlı kullanmıyoruz. Onlar da zaten çok da beğeniliyor yani, bu yüzden hazır tatlı kullanmadığımız için. Yani müşterilerden gelen tepkiler güzeldi. Ama tabii ilk olarak, çevre olarak kimse ev yemeği yemez. Neden böyle bir şeye girişiyorsun? Zaten birkaç ay sonra kapatılır düşüncesi çok oldu insanlarda. Ama biz çalıştık, azmettik. Yani günde 13-14 saat çalışıyorum. Aile yeri zaten iş yerimiz. Oğlumla beraber çalışıyoruz. Çok şükür. Yani kimsenin, yani o şekilde düşünceler olmuştu ama biz onları yanılttık diyelim. Müşterilerden dönüşlerimiz çok güzel. Oldukça beğenildiğini söylüyorlar. Kelle paça, işkembe çorbasını çok çok istiyorlar. Biz de bunu ev yemeğine girdiğini düşünmediğimiz için açıkçası yapmıyoruz ama çok ısrarla istenilen bir şey. Bilmiyorum, belki de onu da menümüze katacağız yakın zamanda. Onun dışında farklı bir talep yok yani. Sevgi yolunda Akbank'ın aralığındayız. Türk Telekom'un da hemen altında köşedeki eski Bağkur binasının altında.